Halka yorum yazmışlar. NASA bunu yapamazlar demişlerdi. Video vardı. İçinde. Yaklaşık bir dakika sürüyor bu işte. Biraz. Koronavirüs salgını çıktığında biz de bu konuda ne yapabiliriz diye kafa yorduk. Ve en nihayetinde ELISA tekniğini bildiğimiz için antikorları ELISA temelli tekniklerle ölçebiliriz diye düşündük. Ve bunu araştırmaya koyulduk. En nihayetinde yaklaşık 1,5 yıllık süreç sonunda ELISA antikor testini geliştirdik. Ve bunun Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvar Başkanlığı'ndan da onayını aldık. Bu onay verilirken sıkı prosedürlerden geçiyor. %95'in üzerinde geçerli olmayan test kitleri kabul edilmiyor. Bizim test kitimiz bu kriterleri sağladı. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü de Dünya Sağlık Örgütü'nün kriterlerini uyguluyor aslında. Ve bu kriterler aynı zamanda Amerika'nın uyguladığı kriterlerle de uyumlu kriterler. Kitimiz %100 yerli, az sayıda sarf malzemesi dışında tamamen yerli. Bu bağlamda Adıyaman'da bulunan Vetan şirketiyle beraber çalışıyoruz. COVID-19 antikor testimiz ELISA temelli bir test. Bu testin seri üretimine geçebilmemiz için az sayıda yasal prosedür kaldı. Onayı aldıktan sonra bir takım yasal prosedürler var. Onları da tamamlayınca seri üretime geçmiş olacağız. Hocam kaç kişilik de ekipte çalıştınız? Ekip arkadaşımıza bile söyler misiniz? Biz bu işi laboratuvarda yaparken, laboratuvar kısmında 3 arkadaş olarak çalıştık. Bu testleri geliştirmeyle ilgili yorumlardan biri şu olmuştu. Arkadaşlar bana gösterdiklerinde hepimiz gülmüştük. Yorumlardan biri şuydu, sabun bile yapamazlar bunlar diye yorum yazmışlar bizim fotoğrafın altına. Arkadaşlar bu yorumu getirdiğinde hepimiz gülümsedik. Neden? Çünkü halihazırda sabun zaten yapıyorduk. Bu bize bir pozitif ivme oldu aslında. Daha sonrasında sıkı çalışarak, yaklaşık 1,5 yıl her gün çalışarak ve tahminimize göre yaklaşık 10.000 tane deney yaparak bu işi başarıyla sonuçlandırmış olduk. Mutluyuz. Kaç bin deney yaptınız? 10.000 tane deney yaptık. Deneme yanılma çalışması yaptık daha doğrusu en az. Bu 10.000 tane deneme yanılma çalışmasından sadece 100 tanesi olumlu sonuç verdi.
100 tanesinden de yaklaşık 10 tanesini kitimizde kullanabildik. Yani olumlu sonuç aldık ama kitte kullanılabilir değildi. Kitte kullanılabilir sadece 10 taneydi. Test kitimizin kaynağı sınırsız olduğu için bunu sadece yerli pazarlara değil, yurt dışı pazarlara da sunmak isteriz. Bu tabii ticari bir yön. Bu konuda bizim bilgi birikimimiz yetersiz. Farklı firmalarla da görüşüp bu da sağlanabilir. Dünyada böyle bir ihtiyaç var. Test kitimizi piyasaya sürebilmek için ticarileşmek gerekiyordu. Bu bağlamda da Malatya Üniversitesi, Malatya Teknopark'ında bir şirket kurmamız gerekti. Ve bu şirketi kurduk. Bu şirket vasıtasıyla piyasaya sunumunu sağlayacağız. Malatya Teknopark, Yimintek firmamız. Bir akademisyen firması. Biz tabii İnönü Üniversitesi'ndeki hocalarımızın firmalaşması için çok ciddi çalışmalar yapıyoruz uzman arkadaşlarımızla. Yine firmamızın sahibi Sedat hocamız da çok uzun süredir bu konularda büyük başarılar elde etmiş ve büyük tecrübe yapmış bir hocamızdı. Biz de ziyaretlerimizde kendisini şirket açma konusunda ikna etmiştik. Ve bugün bu şirketimizin, Yimintek firmamızın ilk meyvesini aldık. Ve gururla bunu tüm Türkiye'ye duyuruyoruz. İlk defa Eliza tabanlı, yerli ve milli antikor testini, özellikle COVID antikor testini ürettik. Ve ticarileştirme aşamasına geçmek üzereyiz. İnşallah birkaç belgeyi daha tamamladıktan sonra firmamız ülkemizin ilk yerli ve milli antikor testini üretip satan firmamız olacak. Teknopark'ta bunun gibi birçok akademisyen firmamız var ve her birisi yeni projeleriyle inşallah zaman içerisinde tekrar gündem olacaklar. Tek bir hedefimiz var. Ülkemiz ve milletimiz için dışa bağımlılığı azaltacak yüksek katma değerli ürünler üretip ülkemizin refahını artırabilmek. Yıllardır kullanılan bir teknik aslında. Fakat geçerli bir teknik. Eskiden radyo iminensi diye bir test vardı. Radyoaktif materyal kullanılıyordu.